Abi yok artık, vallahi videoyu terk edip gideceğim ya. Ücretsiz paketten bu adam nasıl çıkabiliyor ya? Ücretsiz paketten oha! Abi ücretsiz paketten bunlar nasıl çıkıyor? Herkese merhaba, ben Koray ve bugün yine öfkeden deliye dönüp belki videonun sonunda videoyu terk edebileceğim bir videoyla daha beraberiz. Bugün sizlerle beraber sizlerin kadrolarını ve paketlerini yorumluyorum. Son 3 videodur paketlere çıldırıyorduk. Bakalım bu videoda birazcık güzel kadrolar gördüm geçerken, ama bakalım onlara çıldıracağım mı? Hep beraber göreceğiz. Video başlamadan önce arkadaşlar, bir önceki bölüm 1000 beğeni olmamış. O yüzden bayağıdır gelmiyordu. Bu bölüm 1000 beğeni olursa hemen yeni bir kadro artı paket yorumlama bölümü gelecek. Açıklama kısmında Facebook grubumuz var. Oraya gelin, oradan atıyorum postları. Ve gerçekten efsane bir bölüm olacak arkadaşlar. Kesinlikle baştan sona izleyin. Bunlara verdiğim tepkiler gerçekten çok eğlenceli oluyor. O zaman hemen başladım. Latif Enes Emekli'nin kadrosundayız. Ben daha çok kadro yorumlama değil, kadro tepki verme yapıyorum. O yüzden arkadaşlar şey olayını şey yapmayın, yargılamayın yani verdiğim oyuncu önerilerini, ama genel olarak güzel bir kadrom var zaten. Gerçekten iyi bir kadrom var. Ama o Bale'ın burada ne işi var? Yani bu Bale beni burada rahatsız etti. En azından Bale'la Sterling'in yerini değiştir. Bari ikisi de birazcık boost alsın. Ya da direkt Bale'ı buradan değiştir yani. Bale'ı çıkar kadrodan. Yani başka yapabileceğim bir şey yok. Ya da üçlü defansa geç. 3-4-3'lü bir dizilişe falan geçebilirsin. Çünkü yani sağ bekte de sol bek oynuyor. Yani böyle yapma bence. Ahmet Bal'ın kadrosundayız. Donnarumma'sı var kalede. 103 ya 160 kimyalık bir takım var. 170 kimyayı ayarlamaya çalış ve genel olarak zaten güzel bir kadron var. Kadronu zaten genel olarak beğendim. Sağ bekini de birazcık geliştirirsen genel olarak oyuncuların hepsi gayet güzel. Hemen bir sonraki kadromuza geçiyoruz. Samet Özdemir 110 gen 170 kimyalık bir takım görüyoruz. 110 gen. Üf abi, sağ bek, sol bek ve sol stopere bakın. Ve MOO'ya ve sol kanata ve kaleciye bakın. Bence mükemmel oyuncular var oralarda. Sol MOO'daki McGee'ni değiştirebilirsin. Ama genel olarak gerçekten kadron güzel. Onu da beğendim bu arada. Kadronu beğendim. Ward-Prowse ve McBean'i çok seven birisi değilim. Ward ile Sterling'i de severim ama Sterling'i FIFA'da çok sevmiyorum. Yani bilmiyorum. İlk olarak değiştirmen gereken Ward-Prowse, sonra McBean, sonra Sterling, sonra da Christiansen. Ama yani Ward-Prowse ile McBean'i değiştirsen zaten yeterli olur bana göre. Yani benim düşünceme göre. Hemen Emre Çelik'in kadrosundayız. Abi Abraham'ı çok kullandım. Çok memnun değilim ama 99 yen bir kadro için Abraham bence gayet yerinde bir oyuncu. İyi bir oyuncu. Kullanılabilir. Walshmit'i değiştirebilirsin. Genel olarak kadron zaten güzel. Yani bir şey diyemeyeceğim. Güzel. Madison'la Dani Ceballos iyi, Premier Lig'in iyi MO kartlarından ikisi oyundaki. O yüzden beğendim. Gayet güzel bir kadron var. Hemen Latif Enes Emekli'nin bir diğer kadrosu mu? Bu zaten baktık bir kadrosuna. Hemen geçelim. Ahmet Bal turnuva paketinden 86 Diego ile 87 Goretzka çıkarmış arkadaşlar. Ben çıldırmaya doğru emin adımlarla ilerliyorum. 600 bin coin ise de potun fişi çıkmış. Yani gerçekten şanslı bir kardeşimizmiş. Tebrik ediyoruz. Yani ne diyeyim? Çıldıracağım yoksa yani. Biraz daha bir şey söylesem çıldıracağım. Hüseyin Ulus'un kadrosundayız. Hüseyin Ulus, Hazard, Werner, Messi, Delaney, Sabitzer, Goretzka, Davis, Upamecano, Alaba, Pavard ve Justin'li mükemmel bir kadrosu var. Bundesliga kadrosu kurmuş. Bundesliga'dan Erling Haaland'ın bir ara böyle çok güzel bir kartı çıkarsa onu alırsın. Böyle özel 90'lık falan bir kartı çıkarsa alırsın. Varsa da alabilirsin de hiç görmedim. Genel olarak zaten kadronu beğendim. Hüseyin Ulus mükemmel yedeklerinde atmış. Özgür Demir 113'ken 170 kimyalık mükemmel bir takım göndermiş. Şu an videonun en iyi kadrosu ve Ronaldo ile Messi niye orada oynuyor abi? Şu dizilişi bir an önce acilen lütfen değiştirir misin? Lütfen abi, hiç böyle olmamış. Yani Ronaldo ile Messi sol kanat oynasa, sol kanat sağ kanat oynasa, Werner'i veya Mbappe'yi sat veya birine boost olarak bas. Üçlü orta saha olsun, bir tane de orta saha al kendine, bence daha mantıklı olur. Yani 3-4-3 yapabilirsin bu kadroyu. Sol orta saha, sağ orta saha yine al takımını istiyorsan, ama böyle olmaz abi. Messi ile Ronaldo kendi mevkisinde oynayıp full boost alsın. Çünkü o kadar 11-12'ye basmışsın boostlarını. Hani böyle ziyan oluyor. Alican Ahmet öneri istemiş. Öneri olarak sana verebileceğim öneri. Abi genelde öneri isteyenlerin kadrosu güzel oluyor. Hani böyle önerilecek bir şey bulamıyorum. Çünkü gerçekten abi hiç böyle beğenmediğim bir oyuncu yok kadronda. O yüzden kalsın bu şekilde. Van Bissaka da iyi, Chilwell de iyi, Pope de iyi. Gerçekten güzel kadro var. Yani gerçekten öneri verebileceğim bir şey yok. Kadronu geliştirmeye bak. Oyunu kas. Karnaval etkinliğini falan oynamaya devam et. Geliştirmene bak. Talha Dönmez bir öneri alırım abi demiş. Sana vereceğim öneri ne olabilir abi? Bakayım. Fred yerine böyle Dani Ceballos'un kartını falan alabilirsin. Ya da Doucouré'nin falan özel kartı var Premier Lig'den. Onları alabilirsin ki Kimyan 170'e o zaman erişebilir herhalde. Bilmiyorum. Kimya olayını ben bu oyunda daha hala anlayamadım. Chilwell ve Alexander Arnold var biliyorsun sağ bek ve sol bekte. Onları beğendim. Mina ile Christiansen yerine abi Çağlar Söyüncü falan kullanabilirsin. Sol stopere Çağlar Söyüncü alabilirsin. Christiansen hangisinden daha memnunsan onu değiştirme yani.
Genel olarak güzel bir kadro var ama hani hiçbirisini değiştirmesen bile güzel kadro kalır. Onu da söyleyeyim yani. Haydi bakalım, Yağız Göktuğ Özürer abi öneri demiş. Bu kardeşimiz de öneri istemiş. Sterling'i oyunda çok beğenmiyorum. Oyunda beğenmiyorum bakın. Çünkü böyle bir zayıf kalıyor böyle. Hızlı koşsa da hani daha yavaş koşan kişi buna yetişip fiziğini koyup topu ondan alabiliyor. Yani benim deneyimlediğime göre bu şekilde Sterling. O yüzden Sterling'i değiştirebilirsin. Yerine bir sürü alacak zaten Premier Lig'de adam var. Ward-Prowse'yi zaten sevmediğimi sürekli söylüyorum. Onu değiştirebilirsin. Azpilicueta'yı da istersen değiştirebilirsin. Yerine Alexander-Arnold gibi. Bakın burada kullanılan Alexander-Arnold ve Wan-Bissaka gibi iki tane güzel Premier Lig sağ beki var zaten. O yüzden Azpilicueta'yı değiştirebilirsin. Ali Poyraz Zeytinci 102 yen 140 kimyalık güzel bir takım kurmuş. Endombele Kante var mı da mükemmel oyuncular. Endombele belki değişebilir. Pulisic, Lo Celso gayet güzel. Fena değil. Vardy Abraham iyi ikili olmuş. Pickford de iyi abi. Bir tek Endombele'yi değiştirirsen kadron genel olarak güzel olmuş olur kardeşim. Yine de beğendim. Yağız Göktuğ Özdürer. Abi şu öne çıkan yıldızlar paketi var ya. Bir tane takipçimiz resmen yani bildiğini sihir açmış. 81 de şu ortadaki oyuncu bak. Ortadaki oyuncu 81. Buradaki adam 85. Buradaki adam 89. Ya da pardon 81. 87. 89. Bir pakette üçünü birden çıkarmış. En sağdaki adam da Eden Hazard'dı. Yemin ediyorum yani artık hile yaptığını düşünüyorum abi. Ya gerçekten onu görürsek o paketi şu an şaşırmayacağım. Çünkü gördüm daha önceden ama gerçekten hile yaptığını düşünürüm abi. O ne öyle? Oha, Yüzyan Donnarumma var. Numan Oktay ne yaptın be reis? Vallahi böyle bir şey yok. Yüzyan Donnarumma ne? Yuh. Oha, Kokelini bilmiyorum iyi oynuyor mu? Joshua King var. Genel olarak güzel zaten kadro abi. Bir şey diyemeyeceğim yani zaten sen kurmuşsun kendine göre ama illa bir öneri istiyor sanki. Öneri istememişsin ama yine de istersin diye söylüyorum. Kokelinden memnun değilsen değiştirebilirsin genel olarak ama güzel. Genel olarak güzel. Santrafor 93 Martial, kaleye 93 Kepa ve defans öneri max 3 milyon demiş. Defans öneri. Max 3 milyon koysa abi Çağlar Söyüncü'yü Tarkovski yerine al ve keyfine bak. Ama sol bekini de değiştirmen lazım ya. Vertonghen yavaş kalır bence. Wan-Bissaka değil abi. Sol bekte Chilwell var. Robertson var. Onları kullanabilirsin. Bence gayet güzel olabilir. Şuradaki Felipe Anderson yerine de bir oyuncu düşünelim. Son olabilir mesela. Bak burada direkt sonu gördük. Başka kim olabilir abi? Şöyle bakalım. Pulisic bile olur abi ama hani Felipe Anderson yerine bence daha iyi olurlar onlar. Öyle düşünüyorum ama tabii Felipe Anderson da kötü bir oyuncu değil. Abi ne kadrolar görüyoruz. Herkes 115'ken olmuş ya. Werner yerine de... Abi bana hesap satacak var mı? Vallahi 200 lira bütçem var. Instagram'dan yazın lütfen. Hesap satın almak istiyorum. Çok iyi bir hesap olsun. Lütfen içinde bol bol coins olsun. Oyunu böyle bırakıyor ve acil satıyor olun. Zararına satıyor olun. Ben de kâr edeyim ve güzel bir hesap almak istiyorum. Lütfen bana hesap satacak olanlar Instagram'dan yazsın. Werner yerine 93 Martial, Soler yerine 88 Maxim gelecek. Hem coins olsun abi hem kadrosu olsun. Kendime ait güzel bir hesabım olsun istiyorum artık. 93 Martial, Soler yerine 88 Maxim gelecek demiş. Werner yerine 93 Martial. Güzel. Soler yerine 88 Maximin. O da güzel abi. Gayet güzel bir kadro olur. Birazcık ama boostları basmak için bile coins'e ihtiyacım var. Neyse arkadaşlar bundan sonraki kadroları bu şekilde geçiyoruz. Knight Süleymanoğlu'nun da kadrosunu böyle görmüş olduk. Artık hızlı hızlı geçeceğim arkadaşlar kadroları. Ve çok efsane bir paket veya çok efsane bir kadro görene kadar da durmayacağım. Ama herkesinki gözüksün diye de böyle geçiyorum şu anda. Kasrovil çıkarmış tekte gayet güzel. 110 yani 170 kimyalık bir paket. Bak mesela Vidal ile Sterling'i aynı paketten çıkarmış ama bunun iki katı bir paket vardı. Hani gerçekten bunun iki katı değerinde bir paket vardı. Şurada bir Adama Traore gördüm. Gerçekten güzel. Kadron güzel kardeşim. Sana öneri vermiyorum. Adama Traore varsa güzeldir. 108 genlik bir takım gördük burada. Antrenman kısmından verdi bedavaya demiş. Aynen bana da verdi. Yok konfeti vermedi bana. Konfeti mi vermiş? Yok konfeti vermemiş. Tamam bana da şey verdi. Şu en soldakinden verdi. 101 genlik bir takım var. 111 yen 170 kimya. Öneriye açık. Ramos değişecek. Bale'la demiş. Bunu öneri yapalım abi. Gayet güzel bir şey. Bale Ramos değişecekmiş zaten. Tamam Bale Ramos değişince zaten gayet güzel bir kadro haline geliyor. Beğendim. Evet abi hızlıca geçelim. Hızlıca geçelim. Ama yuh ya. Ama yuh ya. Vallahi ben atsam, billahi ben atsam çıkmaz ya. Ya sadece Sancho bile çıkmaz ki bana. Adamı Sancho'nun yanına bir de 91'lik Salah vermiş. Şaka gibi yemin ediyorum. Al, al sana Salah anasını satayım. İyi, bu sefer de Salah dağıtıyor. Ya ben nerede görüyorum abi adam iki tane yan yana çıkarıyor ya. Vallahi çıkmıyor abi bana ben yalan mı söyleyeceğim gerçekten çıkmıyor. Zaten videolarda görüyorsunuz çıkmadığını. Thiago çıkmış ücretsiz paketten oha. Abi yok artık vallahi videoyu terk edip gideceğim ya. Ücretsiz paketten bu adam nasıl çıkabiliyor ya? Abi vallahi şaka gibi ya. Tamamen bedava abi adam al.
Ya yemin ediyorum yok böyle bir şey vardı abi. Mağaradan bir oyuncu gelmiş. 116 yen bir kadro var. Gayet güzel. Sedat Özdemir, Robertson ve Alexander Arnold yan yana çok güzel duruyor gerçekten. Şu takım keşke benim olsa. Evet, 104'ken 113'ken bir takım. Ve Courtois çıkmış öne çıkan yıldızlardan. Abi ben asıl öne çıkan yıldızlardaki paketi arıyorum. Griezmann çıkmış ücretsiz paketten. Oha! Abi ücretsiz paketten bunlar nasıl çıkıyor? Vallahi böyle bir şey yok ya. Bir ücretsiz paket daha görürsem yemin ediyorum gideceğim ya. Şimdi ben atsam abi 55'lik adam çıkacak anasını satayım. Yemin ediyorum yok böyle bir şey. Abi al işte Gabriel Jesus'la Corona yan yana. Diallo, Brandt, Suarez. Suarez de ücretsiz paketten mi çıktı? Nereden çıktığı da yazmıyor. İnşallah ücretsiz paket değildir yani. Yani hayırlı olsun tabii arkadaşlar. Yani kızmıyorum kimseye böyle oyuncu çıkardığı için de. Gerçekten sinirleniyorum ya. Evet. Evet abi en iyi kadroyu yeni ayılından tamam çıkmış okey bir şey demiyorum abi ona bir şey demiyorum. Dünya turu paketinden Griezmann çıkmış ona da bir şey demiyorum abi ama o ücretsiz paketten çıkanlar ne ya. Vallahi billahi. Bakalım arkadaşlar şöyle 115'lerin üstünde bir kadro göreceğiz mi? Çok güzel kadrolar gördük bu arada. Çok inanmıyorum abi arkadaşım demiş de 126 yani 100 yok abi. Arkadaşın sabahına özelden yazsın kadrosunu kanıtlasın ya ben inanmıyorum. Kendi kadrosu da buymuş zaten Eren Akbulut'un. Royce Son. Of abi videodaki işte en güzel kadro. En güzel kadro. Akın Alp Ziya Eğribacak. Birgen sonra 119 demiş. Zaten yani 118'de 1 ekleyince 119 ediyor. Ama bir oyuncuyu Birgen arttırınca 119 oluyormuş. Yani bir boost eklemesi yapması lazım. Bütün oyuncuları zaten yüzgen gayet güzel bir takım var. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir videoydu. Ve videomuzun burada sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir, umarım eğlenmişsinizdir ama ücretsiz paketler ne ya? Abi deneyin ücretsiz paket açın. EA Sports içinden bedava veriyor. Gerçekten veriyor. Yani bilmiyorum. Açın hepiniz abi illa birinize çıkar. Şu an bu videoyu kapatıp hemen gidin ücretsiz paket açın bence. Kesin açın. Çünkü veriyor. Belli ben de açacağım videodan sonra ama bana vermez. Neyse arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir, umarım eğlenmişsinizdir. Video like ve yorum atmayı kesinlikle unutmayın. Kanala abone olup bildirimleri de açarsanız çok sevinirim. Şuradan kanala abone olup butonuna basarak kanala abone olabilirsiniz. Ve şuradaki iki videodan herhangi birisine tıklayarak efsane ötesi mükemmel bir videoya gidebilirsiniz. Umarım gidersiniz. Umarım beğenmişsinizdir, umarım eğlenmişsinizdir. Hoşçakalın sizleri gerçekten çok seviyorum. Bu videoyu unutmayın. Ve bay bay.